Evet. Nedir bu kaburga dolması? Kaburga dolması iç pilavlı, baharatlı, böyle hafif baharatlı. Kuzunun ön kolunu dolduruyoruz, etrafını dikiyoruz. Anısa suyun barında yapılması zahmetli, yemesi o kadar lezzetli. Keyifli. Evet, güzel bir yemeğimizdir. Doğru yerdeyiz efendim, doğru yerdeyiz. Kesinlikle. Şimdi malzemeleri neler Çetin Bey? Şimdi pul biber, karabiber, kurutulmuş reyhan otu, maydanoz. İç pilavını harmanlayacağız. Haşlanmış pirinç. Evet, haşlanmış pirincimiz var. Kuzu ön kol kaburgasıyla beraber. Evet, evet. Ön kolunu şuradan dikiyoruz. Evet, dikeceğiz. Sonra şurada bakın, boşluk var. İğne de var. Evet, iğne ipliğimiz de var. Ondan sonra içini boşluğundan dolduracağız kemiğin arasında. Dikeceğiz, suyun buharına bırakacağız. Demlene demlene pişecek. Çok merak ediyorum, iyice heyecanlandım. Evet. İsterseniz hemen başlayalım. Hemen efendim. Pilavından başlasa sanırım. Tamam. İç pilavından. İç pilavından başlayalım. Haşlanmış pirincin üzerine öncelikle... Haşlanmış pilavımızı böyle serpiştiriyoruz. Evet. Ondan sonra karabiberimizi dökelim. Hafif. Evet. Pul biberimizi dökelim. Reyhanı biraz daha fazla katıyoruz. Hem ama reyhan da reyhan. Evet, kesinlikle. Rengi inanılmaz güzel. Kokusu da çok güzel. Hemen aldım. Hem tat verir hem koku verir. Ayrı bir lezzet katar yemeğe. İşin sırrı o zaman reyhanda. Evet. Çok güzel koktu. Maydanozu biraz fazla katabiliriz. Evet. Renkli bir iç pilavı oldu. Kırmızı, mor, yeşil, beyaz. Evet, şimdi kuzunun ön kolunu aldık. Bakın kuzunun kaburgasıyla beraber duruyor. Şuradan... içini açıyoruz. Bu kısmı önemli. Şuradan açıyoruz. Bakın nasıl açılıyor içi. Evet, koldan böyle kaburga doğru. Bir hat açtık. Şöyle kameralarımız görsün Çetin Bey. Şöyle kameraya doğru. Tabii ki. Şöyle şu boşluğu açtık şöyle. Evet, bakın bu boşluk önemli. Bu boşluğa yani kemikle... butun arasından dolduracağız içini. Evet, ondan kaburgayla sonra... butun arasında dolduruyoruz. Evet, doldururken yalnız iki şeye dikkat ediyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz, boşlukta bırakmıyoruz. Yani çok doldurduğun zaman patlayabilir. Evet. Ya tadında doldurmak lazım, kıvamında. Tamam, onu da bakalım göreceğiz şimdi nasıl olacak. Şöyle doldururken hafif bastırıyoruz aşağı doğru. Evet, fazla bastır patlatırız. Aynen, aynen. Hafif. Çok incelik isteyen bir iş. Sanat istiyor. Dikerken de yine dikkat et, dikmek lazım. Fazla. Terzi gibi. Boşluk bırakmadan. Çünkü içine su girebilir. İçindeki pilav dışarı çıkabilir. Evet. Onu güzel ayarlamak lazım. Şöyle çok gördüğünüz güzel. Gibi aşağıya kadar evet. Doldurduk. Bakın evet. Buradan kontrol etti ustam. Şuradan. Evet. Kıvamında. Bu meslekte başarılı olmak için babamın güzel bir nasihatı vardı biz çocuklarına. Ya yaptığın işe aşık olacaksın, ya yaptığın işe muhtaç olacaksın. Doğru. Ancak o şekilde başarılı olursunuz. Evet. Şimdi dikiyoruz bakın, terzi gibi. Yerken bu ip ağzımda kaçmasın. Yok, onlar zaten şimdi piştikten sonra sofraya getirirken önce iplerini ve kemiklerini ayıklıyoruz. Evet. Ondan sonra müşterimizin önüne bırakıyoruz. Afiyetle yiyorlar. Birazdan göreceğiz. Evet. Bu kaç kişilik bir porsiyon? Şimdi kamera arkasında Özlem söylüyor, bu kaç kişilik porsiyon? Kaburga dolması bu 4 kişilik. 4 kişilik. Mesela kaburga dolması zaten 2 kişilikten başlıyor. En büyüğü 4 kişilik. İşe atıp dışarı taşmayacak. Tabii yani ne pilav dışarı çıkar ne suyu içine girer. Bu şekilde 4 saatte suyun buharında denene denene pişmesi bekliyor. Haşlanacak. Suyun buharında haşlanacak. Suyun buharında. Evet, 4 saatte böyle denene denene. Suyun içine bir şey atacak mıyız herhangi bir şey? Biz onu mesela az şey normal su dolduruyoruz. İçine az bir toz biberi bırakıyoruz. Ondan sonra biraz sıvıya veya katıya aynı ikisi de. İnsanların tercihine göre değişir. Katıya da olur, sıvıya da olur, ikisi de olur yani. Kaburga dolması. Evet geliyor. Çetin Bey geliyor. Of of of. İşte. Kaburgalı pişti. Harika. Görüntü şahane. Sabahtan pişirdik biz bunu. Ne çabuk diyor Yakupcan. 4,5 saatte. Açılışı şimdi. Böyle evet. İplerini kemiklerini ayıklayacağız. Açılışı da özel bunun. Evet. O da ayrı bir görsel şov zaten. Evet. İplerini bakalım nasıl açacağız. İtinayla dikmiştik. Şöyle oturalım. Artık. Özlem. Mükemmel görünüyor gerçekten. Sırf bunun için biliyor musunuz yani? Bunun için gelinir Diyarbakır'a. Gelinir. Of, etler dağılıyor, kemiklerden ayrılıyor kendiliğinden.
Dünyada başka hiçbir yerde yok. Koku, Reyhan'ın kokusu. Evet, Reyhan'ın kokusu gelmeye başladı ya, değil mi? Başladı. Yakupcan dondurmayı attı. Bakın, Yakupcan'ı dondurmaya atarken nadir görürsünüz. Aynen. Ben ilk defa görüyorum. Yakupcan da dayanamadı artık. O da dayanamadı. Of of of. Kaburgaların arasında etler süzülüyor. Ustam. Şey, kemikler eti bırakıyor. Ustam, bu nasıl oldu böyle? Of of of. Şimdi pilavla beraber iyice karıştı. Evet. İşte kuzu kaburga, kaburga dolması. Kaburga dolması. Diyarbakır'ın meşhur kaburga dolması tabağı kaptı Yakupcan. Hazır efendim. Önce Yakupcan'a verelim. Önce Yakupcan'a. Çetin Bey, şöyle tabağına. Şöyle bu kaburganın kendi suyudur zaten, kendi içinde suyu, pişiyor. Kasadığımız su. Evet, bunu da üstüne döküyoruz, daha bir güzel olacaktır. Of of of, kendi suyunu da üstüne döktük. Önce Yakupcan'a biraz servis yapalım. Evet. Bakalım Yakupcan sevecek mi? Onda bir şüphe yok ama heyecanlanıyor da. Heyecanlı mısın? Duramıyor yerinde. Yakupcan. Al bakalım Yakupcan. Buyurun. Bir tadına bak istersen. Kaşığı da verelim. Yakalım. Önce üfle diye, tamam mı? Ağzını yakma. Nasıl Yakupcan? Halinden belli oluyor zaten. Evet. Ustam, ben de dayanamıyorum. Buyurun. Ben de alayım. Buyurun efendim. Şöyle. Bana da güzel, güzel yerlerinde sen. Her yeri güzel de. Of of of. Nasıl Yakupcan? Anlatır mısın? Şu acaba süt mü, ayran mı? Ayran. Yanında... Ayran diye. Tabii yanında ayran da var. Bak, ayran da var. Biliyor. Ağzın tadını biliyor. Ayran içersin değil mi? Ayran içerim dedi. Evet, yanında ayranıyla. Bu nedir? Bu mehir, lebeni. Lebeni. Bu da bostana salatamız. Evet. En lezzetli yemek bu. Hayatımda en lezzetli yemek bu diyor. Afiyet olsun Yakupcan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.